Ondan söz edeceğim ve unutmayacağım. Uzaklardan şimşekler çakan Apollon'dan. Hegel, Apollon'u en Yunanlı tanrı olarak tanımlamıştır. Apollon, Olimpos tanrıları arasında insanlar tarafından en çok sevilen ve en çok saygı gösterilen tanrılardandır. Apollon'un en önemli özelliklerinden biri, insanlarla tanrılar arasında bağ kurmuş olmasıdır. Tanrıların isteklerini insanlara ileten ve onlarla nasıl iyi geçinebileceklerini söyleyen, aralarını bulan Apollon'dur. Apollon, Zeus ve Leto'nun oğlu, Artemis'in kardeşidir. Apollon, Leto'nun karnından çıkar çıkmaz, "Bana verilsin lir ve yay." Zeus'un niyetlerini önceden en kesin ve en doğru biçimde haber vereceğim, diye haykırır. Apollon gerçeğin, ışığın, sanatın ve şiirin tanrısıdır. Kehanet yapan bilici tanrıdır. Dünyadaki kum tanelerinin sayısından, denizlerin derinliklerine ve büyüklüklerine kadar. Karanlık nedir tanımayan ışık tanrısı, yalan nedir bilmeyen doğruluk tanrısı derlerdi ona. Ey Phoebos! Doğruluk tahtından, dünyanın kalbindeki yerinden sesleniyorsun insanlara. Hiç yalan söylemiyor, Zeus'un buyruğuyla doğruluk sözünü karartacak gölge yok. Ölümsüz bir hakla mühürledi Zeus, Apollon'un onurunu. Konuştuğu zaman herkes inansın diye sarsılmaz bir inançla. Artemis ve Apollon üstün okçuluk yeteneklerine sahip iki kardeştir. Artemis'in oku ay ışığı, Apollon'un oku ise güneş ışığıdır. Platon'a göre Apollon, Olimpos'un diğer tanrılarından farklı olarak kardeşiyle birlikte Yunanistan'da değil, Anadolu'da doğmuştur. Kutsal ağacı Defne, hayvanları Yunus, Atmaca, Kuğu ve Karga'dır. Lakapları Okçu, Likyalı ve Latince'de yırtıcı kuşlarla ilişkin olarak kullanılan yırtıcı anlamına gelen Vulturus'tur. Lir'in mucidi Hermes olmasına karşın onu yücelten Apollon'dur. Apollon, sanatı ve sanatçıyı ölümsüz kılmış, insanların aydınlanmasını sağlamıştır. Apollon, dünyaya indikten sonra bir tapınak inşa ettirmek için Parnassos Dağı'nın eteklerini seçmiştir. Mabedin inşası sırasında Kastalya kuyusu bekçisinin piton yılanını öldürmesi gereklidir. Yılanı oklarıyla öldürüp barışı sağlayan Apollon, Delfi mabedini inşa eder. Delfi mabedinin bahçesinde, mabedin Apollon'un yılanı öldürdükten sonra inşa edildiğini ve düşman olan toplulukların barış içinde yaşadıklarını sembolize eden yılanlı sütun bulunmaktadır. Bu sütunu M.Ö. 324 yılında Bizans İmparatoru Konstantin, Delfi mabedinden aldırıp Konstantinopolis'te bulunan hipodromun ortasına diktirir. Bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda bulunan yılanlı sütun, Apollon'un Delfi mabedindeki sütundur. Apollon bazı kaynaklarda kehanette bulunan tanrı olarak geçmektedir. Antik İyon uygarlığının en önemli kehanet merkezlerinden biridir. İyonya insanlık tarihine katkılarda bulunmuştu. Katkıda bulunan isimler içinde Orpheus, tarihte Herodot, matematikte Pisagor ve Thales, tıpta Hipokrat ve felsefede ise Anaximenes sayılabilir. İyonya'da kehanet merkezi gibi pek çok merkez bulunmaktadır. Bu merkezler sadece kehanet merkezi olarak değil, inisiyasyon merkezi olarak da kullanılmaktadır. Özellikle Pisagor ve Orpheus bu merkezlerdeki öğretilerden sonra Mısır'a gitmiştir. Mısır'daki Osiris öğretilerini öğrenip antik Yunan'a dönerek büyük bir reform başlatmışlardır. Orpheus düşmanları tarafından tarihten silinse de, Pisagor tüm gerçekliğiyle günümüze kadar ulaşmıştır. "Siz bir bilge misiniz?" diye sorduklarında, "Bilge değilim ama bilgeliğe duyduğum bir aşkım var. Ben bilgelik aşığıyım." diyerek filozof kelimesini ilk olarak Pisagor telaffuz etmiştir. Apollon'un çocukları arasında Asklepios, tıbbın ve sağlığın tanrısıdır. Şifa vermeyi, iyileştirmeyi, hikmetli olmayı babasından öğrenmiştir. Anadolu'daki karşılığı Lokman Hekim olup Kur'an'da adı geçmektedir. İslam'a göre peygamber olduğuna dair iddialar da vardır. Ölümsüzlük iksirini bulduğu ve kaybettiği söylenmektedir.
Bu efsane tarihin farklı coğrafyalarında ve zamanlarında Gılgamış, Hızır ve İlyas, Oğuzhan ve İskender Zülkarneyn olarak karşımıza çıkmaktadır. Yunan mitolojisinde Apollon'un yaptığı sayısız işlerden bazıları şunlardır. Zagreus'un kemiklerini Apollon, Delphi'ye gömer. Zeus'un buyruğu üzerine Musaların yardımıyla Zagreus'un parçalarını bir araya getirir, dünyanın merkezi yakınına gömer. Hera'nın oyunuyla Apollon, Athena ve Poseidon ile birlikte Zeus'u tuzağa hapseder. Ancak Briareus'un yardımıyla tuzaktan kurtulan Zeus, Apollon'u Poseidon ile birlikte sürgüne yollar ve Truva kralı Laomedon tarafından surlarını örmeye cezalandırılır. Surlar örülürken kendisi lirini çalarak kralın sürülerine göz kulak olur. İş bittiğinde Laomedon belirlenen ücretini vermeyince ceza olarak şehre hastalık yayar. Hermes'e sihirli bir altın asa verir. Hermes ateş çıkarabildiği bu asa sayesinde habercilerin efendisi olur. Üç uçlu yabayla yaptığı bir hareketle Yunus balığını göğe bir takım yıldız olarak yerleştirir. Hermes'ten aldığı liri küçük bir çocuk olan Orpheus'a verir. Flüt çalmaktaki becerisini kendisiyle kıyaslayan Marsyas'ı yarışın sonunda bir ağaca bağlayarak diri diri derisini yüzer ve oyunu Marsyas tanrına kullanan Midas'ın kulaklarını da eşek kulaklarına çevirir. Apollon bir gün Eros ile karşılaşır ve okçuluğu konusunda onunla alay eder. Eros buna çok sinirlenir ve intikam almak için iki ok hazırlar. Birini altın suyuna batırır ve bu ok saplandığı kişiye sonsuz aşk verir. Diğer ok ise saplandığı kişiyi sonsuza dek aşktan uzaklaştırır. Altın suyu ile yıkanmış ok Apollon'a, diğer ok ise deniz tanrısı Peneus'un kızı Daphne'nin kalbine saplanır. Apollon Daphne'ye aşık olur ve okun etkisiyle Apollon Daphne'yi elde etmeye çalışırken Daphne Apollon'dan kaçar. Kovalamacadan yorgun düşen Daphne, babası Peneus'tan yardım ister. Peneus onu bir defne ağacına dönüştürür. Daphne sonsuza kadar ağaç olarak kalacaktır. İçinde aşk ateşi yanan Apollon buna sinirlenir ve içindeki ateş ile Daphne'yi yakar. Bir parçasını kafasına koyan Apollon, kazanılan zaferlerin simgesi ve onları ölümsüz kılan baştaki zafer tacıdır der. Bu yapraklardan kendisine taç yapan Apollon, bu tacı hiçbir zaman çıkarmaz. Tüm Apollon heykellerinde görülen defne yapraklarından yapılmış tacın sebebi budur. Bu olaydan sonra defne ağacı kutsal kabul edilmeye başlanır. Antik çağda Apollon tapınaklarının çevresi defne ağaçları ile kaplıdır. Defne ağacının yapraklarında güçlü bir zehir vardır. Tapınaklardaki görevli kahinler, geleceği görebilmek ve kendilerine başvuranların sorunlarına cevap verebilmek için defne ağacının yapraklarını çiğner ve çiğneyen kişiler kendinden geçerlerdi. Bu kendinden geçiş ile aşkın duruma geçerek biliciliğe başlar ve gaipten haber verirlerdi. Defne, Tanrı'ya ulaşma ve öteki aleme geçiş aracıydı. Defne ağacı mitosu ritüellerde ve Osmanlı döneminde de etkisini sürdürmüştür. Musalar geleneksel olarak 9 tanedir. Apollon ise bu 9 ilham perisinin başıdır. Başlangıçta yalnızca şiir tanrıçaları iken zamanla bilim ve diğer sanatlarla da ilişkilendirilmişlerdir. Zeus ve Mnemosyne'nin çocukları olan bu 9 ilham perisi şu şekilde sıralanır. Kaliope. Romalı şair Ovidius tarafından bilgeliğine istinaden ilham perilerinin en önemlisi olarak nitelendirilen Kaliope, epik şiir ve destanlara ilham veren peridir. Homeros'un İlyada ve Odessa'yı yazmasına ilham kaynağı olduğuna inanılan Kaliope'nin ismi, güzel sesli anlamına gelir. Kaliope genellikle elinde bal mumu bir tablet, parşömen ve kitapla tasvir edilir. İlahi Komedya adlı eserinde Dante, Kaliope'ye atıfta bulunur. Dante, cennet yolculuğunu şiire dökebilmek için şiirin ve müziğin tanrısı Apollon'dan yardım ister. Yolculukta Apollon'dan beklenen yardım gelir ve Dante son bir şiir yazar. Yüceliğine yücelik katmak için değil, çünkü katılamazdı. Ama zamanın dışında, uzamın dışında ışırken parlaklığı,
ben varım diyebilsin diye. Yeni sevgiler üretti gönlünce. Öncesiz, sonrasız sevgi. Ey gözlerimin olanca gücüyle, öncesiz, sonrasız ışığı görmemi sağlayan bereketli sevgi. Evrende dağınık olanın onun derinliğinde sevgiyle bir araya geldiğini gördüm tek ciltte. Tözler, etkilenmeler ve özellikleri öyle iç içe geçmişlerdi ki, cılız bir ışık olur anlatsam gördüklerimi. Çünkü isteğin tek amacı, iyilik onda yoğunlaşıyordu. Onda kusursuz olan, onun dışında kusurlu oluyordu. Ey sonsuz ışık! Yalnızca kendinde varsın. Kendini yalnız sen tanırsın. Tanıdığın, tanındığın için kendine güler, sevdalanırsın. Düşlemin gücü burada tükendi. Artık isteğimi, istencimi dengeli bir çark gibi döndürüyordu. Güneşi, yıldızları döndüren sevgi. Kleio. Fenike alfabesini Yunanistan'a getirdiğine inanılan Kleio'nun ismi ünlü etmek anlamına gelir. Tarihi olayları konu alan şiirlere ilham verdiği düşünülen Kleio, parşömen veya tabletlerle tasvir edilir. Batman The Animated Series'de Kleio, tanrı kompleksinden muzdarip olan suçlu Maxi Zeus'un bir ilham perisi olduğuna inandığı kız arkadaşının da ismidir. Euterpe. İsmi hoşnut etmek anlamına gelen Euterpe, müziğin ilham perisidir. Geç klasik dönemde ise lirik şiirin ilham perisi olarak anılmaya başlanmıştır. Bir tür flüt olan Aulos'u da icat ettiğine inanılan Euterpe, genellikle elinde bir flütle resmedilir. Erato. Lirik şiirlerin ilham perisidir. İsmi Eros kelimesiyle aynı kökten gelir ve arzulanan demektir. Romantik ve erotik şiirle özdeşleştirilen Erato, genellikle bir lir veya kendisinin icat ettiğine inanılan kitara ile resmedilir. Erato, John Fowles'ın Mantissa isimli romanında da bir karakter olarak okuyucuların karşısına çıkar. Melpomene. İsmi şarkı söylemek anlamına gelen Melpomene, başlangıçta şarkı söylemenin ilham perisi iken, sonradan tragedyanın ilham perisi olarak anılmaya başlanmıştır. Genellikle bir elinde trajik maske, diğerinde bıçak ve dönemin tragedya oyuncuları tarafından giyilen bir tür bot olan Coturnus'la tasvir edilir. İngiliz şair John Keats, Isabella or the Pot of Basil şiirinde bu ilham perisine atıfta bulunur. Polimnia. Dini şiir, ilahi dans ve hitabetin ilham perisi olan Polimnia'nın ismi birçok şarkı anlamına gelir. Farklı kaynaklarda tarım ve geometrinin ilham perisi olarak da anılır. Genellikle ciddi bir yüz ifadesi, uzun giysiler içinde ve bir duvakla resmedilir. 1951 yapımlı Meet Me on Cassiopeia filminde Polimnia bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıkar. Terpsichore. Dansın ve koronun ilham perisi olan Terpsichore'nin ismi, dans etmenin zevki anlamına gelir. Çoğunlukla otururken ve elinde bir lir ile tasvir edilen Terpsichore'nin, aynı zamanda denizcileri söyledikleri şarkılarla büyüleyerek kendilerine çeken sirenlerin annesi olduğuna inanılır. Kurt Vonnegut'un Mavi Sakal isimli romanında Rainbow Karabekian isimli karakterde bu ilham perisine kısaca atıfta bulunulur. Talya. Komedi ve pastoral şiirin ilham perisi olan Talya'nın adı neşeli anlamına gelir. Talya elinde komik bir maske ile şen bir kadın olarak tasvir edilir. Urania. İsmi cennet gibi anlamına gelen Urania, astrolojinin ilham perisidir. Evrensel aşk ile özdeşleştirilen Urania, ilham perilerinin yaşça en büyüğüdür ve bu sebeple babası Zeus'un güç ve ihtişamı ile annesi Mnemosyne'nin güzellik ve zarafetini en çok onun taşıdığına inanılır. Çoğunlukla elinde bir yerküre figürü ve üzerinde yıldız şeklinde işlemeler olan bir pelerin ile gözlerini gökyüzüne dikmiş şekilde resmedilir. Kassandra, Troya kralı Priamos ve Hekabe'nin en güzel olduğu rivayet edilen kızıdır.
Kassandra, abi Hector'un sözlülerini kaydetmiş ve Truva atı hakkında çevresindekileri uyarmıştır. Kassandra'nın en büyük arzusu geleceği bilmek ve rahibe olmaktır. Tanrı Apollon görür görmez bu güzel kızı arzular ve ona bir teklif sunar. Kassandra onunla birlikte olursa ona geleceği görme yetisi verecektir. Kassandra bu teklifi kabul eder. Apollon Kassandra'nın ağzına tükürür ve Kassandra geleceği görme yeteneğine sahip olur. Kassandra'nın rahibe olma isteği daha ağır bastığından Apollon ile birlikte olmaktan vazgeçer. Apollon bu duruma çok sinirlenir ve Kassandra'yı lanetler. Lanete göre Kassandra geleceği görecek ama kimseyi buna inandıramayacaktır. Ve daha ağır olanı ise asla rahibe olamayacak, hatta bir kadın olarak aşağılanacaktır. Truva Savaşı'nda yaşanacakları ve savaşın sonucunu görmesine rağmen gördüklerine kimseyi inandıramamıştır. Psikolojide geleceğe dair başkalarını uyarmasına ve doğruları söylemesine rağmen kimseyi kendine inandıramama durumuna Kassandra kompleksi ismi verilmektedir. Nietzsche'de Apollon biçimin, uyumun ve kontrolün, Dionysos ise taşkın ve coşkun duyguların, tutkunun simgelendiği iki kavramdır. Nietzsche'ye göre bu iki öğe tabiatın yaratılış, yıkış süreçlerini devindirir. Nietzsche yeniden ele alıp yorumladığı bu iki kavramla estetik ve sanat anlayışını ortaya koyar. Mantıksal bir çıkarsamayla ama sezginin anında oluşan keskinliğiyle, sanatın sürekli gelişiminin Apolloncu ve Dionysosçu bir ikiliye bağlı olduğunu anladığımızda estetik bilimi için çok şey yapmış oluruz. Yaratılışın bazen araya giren uzlaşmalara rağmen sürekli çatışan cinsiyetliliğine bağlı olması gibi.